Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbih. Kazi yazının şifa kitaplarını okuyabiliriz. Şimdi mevzuge kirişten aldım. Bir söz etmek için. O da aslında bu mevzunu açmak için istedik. Adamın tabini kırık yiyen için. Keçen menge keç kurun kirip bir tersi. O aynalarımızdan birileri yapırıp kaldı. Şimdi bu meşmeşelerinin şalkını pesayıp koyan bu seyen bu yıl. Lekan haleyen barakken ben şunun için şu hakkında iki ağız yapılmak istiyoruz. Ben şu Mısır'da, şu yerde. Aynı şu ayarlarının grubu barakken. Telegram'da mı kadar, WhatsApp'tan mı olasın. O şimdi basket yaptı değil. Aynı şu Mısır'da okuyken özbi ayarları. Bilen bugün bahs. O şimdi Mevlüt hakkında yap gitken. Bidat mı, bidat mı, bidat mı, bidat diyen gepler ki etken asasın. Bidat diyenler, kuzlarını şu bidat deyiş, ya ki mevlut caiz mi, caiz mes mi deyiş ki, deyiş mevzusu da caiz mes diyeni ayetip yapırışken en çeker. Ben onlar geldim ki, şu adam geldim ki, keçi köç kurun. Köç kurun, onu da yapır, on, on bir peytiydi. On bir miydi, köç kurun. O şey gepini, delili olsa teşeyin dedim. Dedi, ayarlarını kuruyken, ben de yok dedi. Koptu şu yüzdekiler kim körgen bosa o şiştesesin. Desem o ken o şey ayağlı gayetken eken ayağlı kirip güruhta kalırsa uçuk etip koptumuş o şey derseler. Lekin o şey fikirler haliyem yerine terkab yazıptı. Mevlüt caiz mi caiz mes mi? Dese caiz mes. Nime gel o bidiyet. Degen gel. Özü mevlüt nime? Mevlid özü. Mevlud, bizde mevlud diye alıngan, mevlud. Mevlud bosa o tuğulgan farzan bula. Ya bu asıl söz mevlid. El mevlid en nebevi. Ya ki mevlidin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Tuğulgan kün değil, tuğulgan vakit degen. Mevlid degen tuğulgan zaman degen. Biz tırımızda tuğulgan kün. Biz tuğulgan kün diye bir ayetimiz. Biz mevlid tuğul, viladet tuğulü sadır bulgan an degen. O şey caizmez degen adamlar, onun bidat dediği adamlarını birkaç delilleri var. Delil deyip ayetledi onlar. Öz delilmez. Delillik kerime diyen gepler. Lekin delil deyip ayetledi. En meşhurları o şey caiz caizmez dediğilerin en meşhur kaidelerden bir tanesi bir kaide ki sizden soruyordu. Mevlüt taat mı? Masiyet mi deydi? Dese siz ne deysiniz? Masiyet deysin mi? Kılıkken şeyiz. Taat deysiniz. Deseyiz ikinci saval götürdü. O şey taatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taatliğini bilgen miler yok mu deydi? Siz bilmeden deysiniz Resulullah cahil bugün taat bilmeden deysiniz ki öyle doğru mu? Siz bilgenler deysiniz ki. Bilgen buluşlar gerek deysiniz. Deseyiz bundan kendi saval götürdü. Xo'p, o'sha to'atni mavludni to'atligini bilgan bo'lsalar, o'shani yetkazganmilar yo'qmi deydi. Yetkazmaganlar desiz, payg'ambarlik vazifasiga xiyonat qilgan degan bo'lasiz. Majbur yetkazganlar deyishingiz kerak bo'ladi. Yetkazmaganlar desiz, uy Rasululloh xiyonat qilganmilar deydi. Desa, yetkazganlar deysiz qo'rqqaningizdan. O'zi bilmaysiz yetkazgan yetkazmaganlarni. U keyin savol keyingi so'zga o'tadi. Aytadiki, bu mesela kanı yetkazganlar hakkında haber, kanı hadis var mı mevlut kılıyorlar diyen? Buyruk var mı, delil var mı? Diyse ki siz, bana Sahih Bukhari'de, Sahih Müslim'de, bana Abu Davud'da rivayetinde mevlut kılıyorlar diyen, diyemeyiz ki yok ki o. Ki siz mat bulasınız. Şuna kılıp, bana gördünüz mü? Demek bu, Peygamberimiz büyürme genekeller, taat meseken değil. Bu gapni shuni mana shu tarzda dalil aytish, bir narsaning hukmini shu tarzda chiqarishlik, bir narsaning joiz joiz emasligini bu tarixda bo'lgan emas bunaqangi safsata. Bu eng ahmoq odamning gap. Mana shu tarz men hozir sizlar eshitayotgan paytda to'g'riga o'xshayaptimi gapim? Yo noto'g'riga o'xshayaptimi? Biroq to'g'riga o'xshayapti. Ko'pchilik to'g'ri deb o'ylaydi shuni. Chunki o'ta johillikdan bu. Bu mana siz fiqh kitoblarini oching. Yoki hadis sahlarini oching. Biror bir ahli ilm, biror bir masalani, yangi chiqqan masalani ustida savol tug'ilsa, shunaqa tahlil, shunaqangi qoida qo'ygan emas. Hayotda bo'lgan emas.
sahabalardan hozirgacha bo'lgan ijtihodlarni qarang, birorta faqihni esiga ham kelmaydi bunaqangi bemaza qoida ishlash. Bu o'ta ham johillik, fiqhdan, shariatdan 1000 chaqirimlaridagi bemani safsatagarni qoidasi bu. Shuni hukuzda hukuzda odamlar, katta odamlar qoida qilib aytadi. Shunga omma xalq ishonadi. Shariatda, fiqhda bormi shunaqa qoida? Bir masalan deylik, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vafatlardan hozirgacha bo'lgan ishlarni qarang. Kitobi sunnatda aynan aytilmagan, lekin joriy bo'lgan. Amallarni qarang hammasini. Sahobalarning amallarini qarang. Masalan, 4 ta janoza keldi. 4 marta janoza o'qish kerakmi yo bitta o'qib so'radim to'ravusiga? Bitta o'qiyapti hamma joyda. Butun dunyoda. Peygamberimiz davrida bo'lganmi? Yo'q. Yo'inki 20 rakat o'qiyapti tarovihni butun dunyo 1000 yildan oshdi. To'rilar mazhab imomi ham 20 rakat deb tanlagan. Illo imom Malik 16 rakat qo'shganlar, 36 rakat bo'lgan. Xo'p, shu imomlar hammasi 20 rakat deb tanlagan tarovihni. Hozirgacha o'qiydi 20 rakat hamma joyda. Illo shu bemazhablar 8 rakat taklifdan joriy qilyapti. Shunda 20 rakat bo'lganmi? Payg'ambarimiz davrida bo'lmagan. Xo'p, tarov masalan deylik, tungi namoz bo'lgan. Payg'ambarimiz o'qiganlar Ramazonni kechasida namoz, lekin 20 rakat deb chegaralagan bular. Qaydan chiqqan 20 rakat? Nimaga Oysha roziyallohu anha 8 rakat o'qirdilar tungi namozda odatda degan. Ko'p ham o'qiganlar o'zi aslida faqat 8 emas, odat ko'proq degan ma'noda aytganlar. Ko'p ham oz ham o'qiganlar, 4 rakat o'qiganlar ham bor, undan ko'p o'qigan 18 dan ko'p o'qiganlar ham bor rivoyatlar. Lekin bitta rivoyatda 8 rakatdan ko'p o'qmaganlar deb aytgan Oysha roziyallohu anhu gaplar bor. Endi u robiyni tasarrufi bo'lishi mumkin. Yoki g'oliban demoqchi bo'lgan bo'ladilar. Lekin chunki Oysha roziyallohu anhu o'zidan 8 rakatdan ko'p o'qiganlar rivoyat qilinadi o'zidan. Lekin 20 rakat qaydan chiqdi? Aynan 20 degan raqam qaydan chiqdi? Sahobalardan chiqqan. Sahobalarga vahiy kelganmi? Yo'q. Ular shariat joriy qilishga haqqi bormi? Yo'q. Xo'p, bo'lmasa bid'atmi shu 20 rakat? Xo'p, bid'at bo'ladigan bo'lsa sahobalarda hammasi Hazrat Umar bosh hammasi mubtadiymi? Zalolatdanmi? Zalolat do'zaxda hammasi do'zaxiymi sahobalar? Agar bizga Rasulullohning dinini yetkazadigan avlodni birinchisi bid'atchi bo'lsa, birinchi avlod bid'atchi, undan keyinlar ham bid'atchi bo'ladigan bo'lsa, bu dinga amal qilish amalga yaramaydi bu din. Bid'atchilardan yetib kelgan din. O payg'ambarimiz, o'sha payg'ambarimizdan keyin joriy bo'ldi masalan taroveh. Ayni 20 rakatligi, ayni 20 rakatligi. Tarovehda Rasululloh xatm qilgan bilan Qur'onni? Yo'q. Sahobalar xatmni boshlashdi kechasida. Xatm qilish ham bid'atmi unda tarovehda? Payg'ambarimiz qilmaganlar. Agar shu amal afzal bo'lganda nimaga qilmadilar? Afzal bo'lganda qilardilar. Shu amal bizga foydali bo'lganda qilib ko'rsatardilar, nimaga ko'rsatmadilar? Demak, dinni noqis yetkizganmilar yoki sahobalar dinga qo'shimcha bid'at qilganmi? Shu kechasi tarovihda xatm qilish yoki 20 rakat qilish tarovihni aynan rakat bilan chegaralash. Shuning uchun biz mazhabda 20 rakat sunnat muakkad. Tarovihni o'zi sunnat muakkad o'zi. 20 rakat bo'lishi ham sunnat muakkad. Ya'ni tarovihni o'zi sunnat muakkad, 20 rakatligi ham alohida sunnat. 16 rakat o'qsa sunnat noqis bo'ladi. 8 o'qsa etta qachon, 4 o'qsa ham albatta. Ya'ni gunohkor bo'lmaydi kishi, lekin sunnat tamomiga yetmaydi. 20 rakatligi ham sunnat. Aynan o'sha rakatga yetkazish. Xo'p, 20 rakat o'qiyapmiz. 4 rakatda bir dam olyapti. Hamma butun dunyoda, Makka, Madina hamma joyda shunaqa bo'lgan ilgaridan. Hozir damomiga qo'yishdi. Ilgaridan shuni qo'ygan. Tobiylar davrida tavof qilishgan har 4 rakatdan keyin. Xo'p, payg'ambarimiz arasam shuni joriy qilganmilar, 4 rakat o'qib, keyin tavof qilib, 4 rakat o'qib, keyin tavof qilib joriy qilganmilar, qilmaganlar. 20 rakat o'zi 8 rakat o'qiganlar bor xolos, rivoyatda yoki 4 rakat yoki 12 rakat, 13 rakat yoki 11 rakat o'qiganlar bor xolos. Xo'p, qaydan keldi 20 rakat degan narsa? Qaydan keldi xatmul Qur'on qilish? Qaydan keldi 4 rakatda bir dam olish? Damoganda tavaf qilish qaydan keldi? Imom Malik shu damoganda jamoat bilan o'qib 4 rakatda dam olsa, o'zi 4 rakat o'qisin. Yengilgina qilib deganlar. Chunki Madinada Ka'ba yo'q tavaf qiladigan. Makka ahli tavaf qilyapti, biz tavafda o'rniga 4 rakat har kim o'zi o'qisin jamoatsiz. Deb shuning uchun 5 ta 4 rakatni o'rtasida
4'te 4 rekat bulup 16 rekat koşulup koyar. İmam Malik'in nezlerdi. 4 rekat cemaatle okuyordu, 4 rekat özü okuyordu. 4 rekat cemaatle okuyordu, onda hatm kılınadı. 4 rekat özü okuyordu, yengil yine kılınadı. Şuna kısa, 5'te 4 rekat, ortasında 4'te 4 rekat, 16 rekat koşulup 36 rekat okuşken. Medine ahli tabi'iler devrildi, tabi'a tabi'iler devrildi. Hamas bidatçıymışlar. Şular bidatçı olsa, bu dünya amel kılışı yok. Hacatı yok, faydası yok, ilacı yok. Çünkü birinci evladı, ikinci, üçüncü evladından başlar bidatçı bu millet. Eğer şu kaydan koyduğun olsa, bunların koyduğun. Şüphe etti mesela, bırak kişi soradı mı? De ki, iki melekat kılamız dedi. İki melekat kaydan çıkan olsa? Birinci sekiz rekat okuşken sahabalar. Sekiz rekat okuşken de, onlar bizde varlılatı okuyamaz. Dana dana okuyan, her ayette, tasbih ayeti kesin tasbih ayetedir. Dua ayeti kesin dua kıladı. Tekbir ayeti olsa tekbir, tahmid olsa tahmid. Dozak olsa panahtırıydı. Cennet olsa soruydu. Rahmet olsa soruydu. Tahdid olsa panah soruydu. Şuna kılıp tuhtap tuhtap okuşken. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina kiladım arkasından dua. Ha? Mesela şöyle İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Bu Fatiha'da zahir olmasa ya. Mesela Ulaike humul müflihun. Allahümme cealna minhum deyip. Dua kılar. Ulaike ala huden min Rabbihim. Ulaike humul müflihun. Allahümme cealna minhum. Ve cealna minel müflihin. Ve cealna ala huden deyip dua kılar. Ken innellezine keferu sevâun bi'utel. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللهم إنا نعوذ بك من أن تختم قلوبنا دعاء قلت قلب مزق ختم قوي مجن تبع بس قوي مجن دعاء قلت ومن الناس من يقول آمنا بالله اللهم إنا نعوذ بك من النفاق مصالح وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات دسا اللهم إنا نسألك جنات تجري من تحتها الأنهار دعاء قلت فَاتَّقُوا النَّارِ دُسَى اللّٰهُمْ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ deyip dua kılıp. Kim ayet götürdü? O şuna kılıp okusa, o bir para, beş para okuyup getirdi. İki para okuyup getirdi. Bir para okusayız, selkem iki para var parışı mümkün. Dualar bile. O kayıtar işledi. Bitti ayette tasarlanırsa, o şu ayette kayıtarlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh, وَقُرْ رَبِّ زِيدْنِي عِلْمَنِ bir keçe kayıtarlayınlar. وَقُرْ رَبِّ زِيدْنِي عِلْمَنِ keç kurun başına gelirler. İttemen geçe bitti şu ayet. وَقُرْ رَبِّ زِيدْنِي عِلْمَنِ uzun kaydara uğruyor. Tahsirlen geniden, şundan huzur ağabeyinden. Sahabalardan köp sağdır uğruyor bunlarsa. Peygamberimiz aleyhisselam özel اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْتِ bir keçe kaydara gelirler. Hazreti Ömer عَمَّا يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَيْ الْعَظِيمِ deyip tuhtap, yığılıp, kaydara uğruyor. Bamladaki o zahmeti var. Beş bitti iki ayet üstünde. O şuna kadar yığılıp, hatırcam, okup, biz de kadar terrilletip okuyamaz. Ve ortasında dua olsa dua kılıp, tesbih olsa tesbih edip. Mesela, sabbih isma rabbike el-a'la, subhane rabbiye el-a'la dedi. Ki ellezî khalaka fesevvâ dedi. O şuna kılıp okuşken namazını. Ki o şanca rükû kıladı. O şanca vakti rükû da türedi. Mesela, şu iki bet, biz ona ayet naksırlarken bet bilemez. Onu ayeti okuşken mesela, 10 dakika gitken olsa rükû da 10 dakika türedi. Kim ikkala secdede 10 dakikadan türedi yani. Şimdi o bir para okuş degeni bizi dilimizde bizi hazırki adetimizde 5 para 10 para kadar gitip kalırdı. Rükuları bilen, secdeleri bilen koşa diyoruz. 8 dakika şimdi yaş kettelerde ağırlık yiyen. Çünkü kendi bölge ular. Kur'an-ı Kerim'de tahminen 6000 ayet değişken. 6236 ayet hazır rakamda. 6000 ayet deyip tahmin kılınken. Kim şunu 30'ga bölüştüğün neçeye bölüş gerek günüge? 200 ayetten bölüş gerek. 200 ayette 8 dakika bölüse kaç oluyordu? 25 ayet bölü. 25 ayette okuşken bir dakika diye. 25 ayette yukarıda yetilgen tarifte okup, ondan keyin, o şahsı sacda rükü hamas şuna koyduğundan keyin, keçip gitken, talıkıp kalışken. Hatta şu bazı ki yaş kettiler, yani ki şu serbiyemarlı gibi oluyor, suyanıp koyduğun. Kendime kılışken 25 ayet köpeken 10 ayetten kılaylı deyişken. Bir rekat ki 10 ayetten kıyandı neçin rekat buladı ki? 20 rekat buladı. O şundan çıkan 20 rekat. Çünkü Ebu Ali Nesefi etken ki taravihten maksat hatim. Hatim bu mesela taravih sünnetmez degen. Lekin başka da sünnet degen. Taravihin asli kep çıkışı hatim kılış için degen. Hop şu kaydan geldi. Şu su tartıp koyuluyken payette sahabalar etken mi?
Rasulullah şunu bilgen bilir, bilmegen bilir. Taatligini, iyi mereketligini. Bilgen bu sana yetkezgen bilir, yetkezmegen bilir. Yetkezgen bu sana kan delil diyen koydu, koygen bir orta sahabenin kellesi kiyem, şuna kıyak. Kiyemmez. Bunu ahmak ama etmeydi. Sal az yine, az yine ilmi bulsayam, az yine aklı bulsayam bu kaydana etmeydi dinde. Çünkü biz etmemiz ki şu kaydana etse kaysa bir tentek. Onge tenteke tenteke için cevap veriş gerek. Biz bollarga etmemiz ki, siz ki şuna kadar ise siz, sizden o şu Aikido kaydasını koyun. Koyun, Aikido kaydası var. Adam udar vursa o ziyaka etmiş. Hücum kimiz? Hücumu o ziyaka etmiş, hücumçunu. Aikido kaydasını cevap vereyim. Mevlüt taat mı? Masiyat mı? Masiyat din. Masiyat. Kim şu soru vereyim? Resulullah bilgen mi ne bilmegen mi ne masiyatli? Bilmegenler deyse onda hut taatı bilmegen değil, masiyatı bilmegen yok öyle. Bilgenler de iş gerek öyle. Uzunu kalıp bilen o sizde. O bilgen olsa ne kaytargen mi ne kaytarmegen mi ler deyim. Kaytargenler hakkında delil yok. Kan kaytargen olsa ne mevlüt kımenler degen hadis var mı? Mevlüt kılınlar degen hadis yok. Kımenler degeni var mı? Yok. Demek bu günah mı sekendiyiz? O taat mı sekendiyip çıkardı mahir hulasan? Sizi hulasız. Demek bu günah mı seken bu? Kuddu özünü mantıksız bilmezde kaidasını özüye kollasız. Lekin bu yerde hata kayırdık etken. Hata ularının televizörü akkara. Ameller amallar kaytarık buyruklardan ibaret mi? Yayınki kaytarık buyruktan teşkarisiyen var mı? Var. Mubah. Sizge taat mi, masiyet mi degen peyde mubah deyin tuhtedi. Bir balıkçı padişahı balık alıp gelip. Balık alıp gelip, cüret tülle balık kuşuyan, çırali balık atıyan, padişahı kursa mubah gelip, bir legen tülle bir varıp tali balıkçı gelip, küçükine balıkçı gelip. Alıp bir legen tüllerini alıp çıkartı yazsa, hatını ayıp ki taksir, şu bir legen tülle beresin, ben şu bilmezse balık kaya. Ha iki tane birisi de mi yeterdi bunu ya? Cahçı da öyleyken hırsız olup gitmeye hırsızdan bulsa da bir orası mı? Bir de birleken tellegen çeken ilişkisi buladı mı? De balık kayım çünkü birisi mi? Kayıtlayın avalin demdi. İşte paşa ayet ki kanı havalama bir gün dersen mi demdi? Yolu asan demdi. Siz kayıtlarız. Tokta menge ayetçi bu balığın erkek mi ayol mu deysiz? Erkek deyse mi ayol de bu ile ben deysiz. Menge ayol balık kere gitti deysiz. Ayol deyse erkeği de bu ile ben, erkeği balık kere gitti deysiz de tırlan kayıt varız. Dese paşa o saranın ahırga borgan adamı çakırıp, çakırtıp gelip, ha, balığın erkeği mi, urgaçı mı dedi. Dese uyan kuşu varken, hunasa dedi. Degeneken, meşru gabdali günge ene birlegen dedi. Çıkıyeti etse, bir de tenge çıkıyetken eken, daha o ingeçi bu iki legen tüllerini kütar olan adam ingeçi bir tengeni alıp, kedi yasa ahli hatını, gördüğünüz bunu pes kaçlıgını deyip iki legen tülle verirseniz, bir tenge şu kasaya şunu ingeçi bu alıyor. Şu pes kaçlığını şunca kütar kütar kıl dizler deyip deyse paşta tohta deyip çakırıp. Demek ki şu iki legen tülle verirsem o bir tenge şu kasa şunu yem koymasına hapşı getirirsen, şuna kadar aç göz mü sen deyse, tahsir menge tülle kereyeme söz asılı. Onda sizin muhriz barıken, siz namiz barıken, siz namiz hürmetinden aldım onu deyipti. Siz yine bir degen deyipti. Hapçık etkenden ki, bundaki hatun deltkenlik mi ile degen ki? Bundaki hatun ne maslahat verirse tezkiyasını kısayla doğru olur degen. O şende haliki balıkçını, bir degen tülle bile bitiyken iş hatun deltkenlik kılıp, üç degen de düşken ki. O şende balıkçını yapı. Erkeği mi, uruğaçı mı deyse, ne deydi? Bu nasıl? Bol, mat olan. Taat mı, masiyet mi? Dese, mubah deyin, bol tüket. Hakikaten mubah. Şeriatta amelleri, buyruklar var, kaytargılar var. Ve buyurulmadan, kaytarılmadan işler var, mubah. O şunun cümlesinden bu mevlüt. Mubahın kaidesini mi? Sevap ümit kısayız, acır boladı. Ümit kımasayız, sevap hiç ise ümit. Mesela, delik, uhulaysız. Mubah. Uhlaş günah mı, masiyet mi, taat mı dese kadek olad. Ahmar gap olad. Mubah des. Lekin Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu inni ahtasibu bi nawmati kama ahtasibu bi qawmati. Kıyamımdan, keçkurungi namazımdan kandı sevabı ümit kısam
Şunday savab ümit kıl ama uykundan degenler. Uykudan savab ümit kısa olarak, özü uykuda savab yok aslı. Lekin ümit kısa olarak. Ondan taatke kuvvetini talep kısayız. Demek mubah amel, taatke vesile bulsa, savab gelinir. Taatke vesile bulsa, vasıta bulsa, savab gelinir. Çünkü vesile, aslının hükmünü alır diyen kayda var. Şundayız mı? Mesela, siz mescide kalıp getiriyorsunuz. Mescide kirip, nergi tamamen çıkıp gitmezsiniz. Peki mescide kalıp getiriyorsunuz, mescide size süpürgüs kap getirken. Kap getirip süpürgü. Ya ki telefonunuz çıkıp kaptı. Bari mescidden telefonunu alıp geliriz. Kademizde sahip alasın mı? Kalıp yürüyorsunuz mescide kalıp. Sahip alamayız. Çünkü sizin maksadınız telefonunu alış. Hüddü hoş kademi basıyorsunuz. Peşinge kalıp. Sahip alasın mı? Alasın. Kadem basış vesile. Mubah amel. Kaçan ki taatke, namazge vasıta o gündemge hoş kadem basış. Kendi sahip gelinir. Lekin telefonge vasıta olsa sahip gelinmeydi. Mubah bir kalır. Bu münasebetlerim, o da aslında mubah amel. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tazimige uzat-ı şerifini tarifige hizmet kısa sahip gelinir. Çünkü İbn-i Temiyye aleyhi rahme mevlut-i bidat deyip durup arkasından etken ki bidayet bu degen. Özünü koyacağım kişi kaidesinden bidayet degen. Peki İbn-i Temiyye'nin tarifideki bidayetke düşmeydi. İbn-i Temiyye'nin tarifi Peygamberimiz kımegen işlermez. Sünnetke kılaf bugün işle bidayet buladı. Onu tarif bu. Özünü tarif bu işte mevlut bidayetmez. Lekin bir onda bir bunda yapırgeni için özünü kaidesi gezi dirav işte mevlut bidayet degen. Şunu devam etken ki ahırda lekin bir kişi Peygamberimiz aleyhisselamın tazimlerini köngülde tüki bu işti kısa katta acil aladı degen. Bidat bu sey bidat devap durup. Oldum bidat deyip durup. Agar bidat bugün takdirde hemen nazında deyip. Lekin Resulullah'ın tazimi için Resulullah'ın tuğulayan küllerini nişallasa bir kişi katta acil gege oladı degen. Ama aslı nime aslı bidat aslı da mubah amel. Niyet bilen acil gelenedi, sevapli amel gelenedi. Vesile buluşu bilen şer'i narsaga, şer'i narsaga gelenedi. Yani sevapli iş gelenedi. Meşru narsaga gelenedi yani. Yine bunların kaidelerinden, işte beymeze kaidelerinden bir tanesi. O şey bitti, Arap, bunların Arap davetçileri var. O şeylerden bir tanesi çıkıp yapırken, onu Özbekçe'ye tercüme kılıp biraz tutar kaçıştı. Adamlar şu Rumul ona vasıyla Şeyh de böyle uğradı bazılar. Selleki ve seyaki. Adamlar şu surat parası koyan. Çünkü o ilim ne tahlil kılışka akıl etmeyen adam suratı karıp baha beled. Damla Hindistan'ı etken de. Surat parası diyez halk bir imtiyazı mani degen ekerler bedil. Yani adamlar surat parası giden mananı farkıya barmaydı. Sözde iştir tahlil kımaydı. Boyuge, sakalige, sellesige, çapanıge karıp durup ihlas kılı uğradı. Bu göyan ki yaş balanı asir terleyek, yiğidigen nersi terleyken bayitte kakaz yakarıp terleyken yiye kuşaydı. Okubmez. Okub, yiğidigen nersen terkibi yakarıpmez. Kakaz çırali olsa şunge terli olur. Çırali olayım, müşüydü resim olsa şunge yolu olur. İşte zahar bu seyir. Ama adam şuna kanka aklı nakıs boladı. O için surat yakarıp baha verir. Gepi olsun tahallik olmuyor. Yani ki şuhurat yakarıp baha verir. Palancı yapırıp dediydi. Palancı olsa ne bakıp? Gapini tahlil qilishni bilmaydi. Bu hammasi aqli ojizlikdan, ilmi yo'ligidan. Ammo tahlil qilsangiz, o'sha minbarda o'tirgan odam qana qilib minbarga chiqib qo'yan ekan, mashu aql, mashu ilm bilan deysiz. O'sha arab da'vatchilaridan bittasi bir qancha nima qilgan, dalillarni aytgan. Men o'tgan yili gapirgan ekanman buni sizlarga o'zi asl. Men mashu kitobdan qog'oz chiqib oldim. Mashu o'tgan yili yozgan narsam, shu yerda o'zimga belgi qilib olganman. O'sha odamning gaplariga fikirlerine bir mülahaza manasında. Bu şu ki buna az yine kayıtıp ettiklerimiz bu ayısı her yıl kuzugenden de bu. Her yıl kuzu uğradı. Adamı bir insansı neyem katıl uğradı. Bayram kâfiyette ötkezişti onun için uruş kâfiyette ötkezdi. Hemen. Köyünü hıra kılıp. O adamı şimdi ben uzun, bu ötkezse uzun yapırken iken ben. Lekin o adamı o şu mevlut bu meydi diyeceklerini deliller. Dalil deyip ayet edigenler, dalil mi söz? Onlar dalil kılıp ayet edigenler sana. Demek birinci kayda, taat mı, masiyet mi desen, ne deyip cevap veresin? Mubah.
to'xtaydi. Erkakmi? Urvochimi desa nima deyish kerak? Bo'l to'xtaydi. Shariatda 3 xil taqsim. Buyruqlar, qaytariqlar va tark qilinganda al aslu fil ashyai al ibaha. Butun ummatni qoidasi. Narsalarda umumiy qoida mubohlikdir. Hamma narsa muboh. Illa shariat kelib buyurdi farzga, buyruq farzga sunnatga aylanadi. Shariat kelib qaytaradi, harom makruhga aylanadi. Qolganini yana muboh bo'qoladi. Har bir narsani ikir-chikirgacha buyurib chiqish shariatning vazifasi emas. Payg'ambarimiz aytgan bular, aytmagan bular, baba deyish bu shariatning maqsadini bilmagan, risolatning vazifasini bilmagan johillik gap. Shariat hamma narsani, hamma juz'iyotni aytib chiqish uchun kelmagan. Risolatning vazifasi hamma narsani bitta-bitta ikir-chikirgacha aytish emas. Kerak narsalarni aytib, tahlil, tadqiq qilib, mayda-maydasigacha va umumiy qoidalarni qo'yib berish. O'sha umumiy qoidalardan boshqalarini o'zing chiqarib ol degan. U agar Qur'oni Karimda yoki hadis tarafda qiyomatgacha bo'ladigan har bir hodisani bitta-bitta hukm kelishi kerak bo'lsa, u ming mujallad deb ketadi u Qur'on bilan hadis. U Qur'on bilan hadis Rasulullohning vazifalari emas. Qur'onning vazifasi emas, umumiy qoidani qo'yib berish. Shundan o'zingizlar qoidani chiqarasizlar. Asosiysi mana bu narsalar qaytarilgan, shuni qilmanglar deydi. Bu shariatning vazifasini, risolatini, mohiyatini bilmagan johil odamni gapi bu. Endi o'sha odamni dalillari. Menda u odamni so'zini eshitganimga ancha bo'ldi, balki ba'zilari esimdan chiqqan bo'lishi mumkin. O'sha qoidalardan bittasi shuki, voyadagi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va sahobai kiromlar, tobiinlar bu ishni qilmagan deydi. Buyurmaganlar, qilmaganlar. Xo'p, buyurmagan, qilmagan ishlarni qilish harommi? Nima deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam? Men nimaga buyursam qilinglar. Nimadan qaytarsam qaytinglar. Qilmasam qaytinglar emas. Nimadan qaytarsam shundan qaytinglar. Nimani qilmagan bo'lsam undan qaytinglar emas. Nimadan qaytargan bo'lsam qaytinglar. Yana aytganlar boshqa hadislarda Alloh farz qiladiganini qilib bo'ldi. O'shani royasini qilinglar. Bajaringlar. Taqqimanglar, zoya qilmanglar. Harom qiladiganlarni ham aytdi. Unga qo'l urmanglar. Va boshqa narsalarni unutganidan emas. Sizlarga rahmat yuzasidan tashlab qo'ydi, ularni bahs qilmanglar. Qilaveringlar muboh degan. Illo o'zi qo'yib bergan shariat qo'yib bergan qoidalar bor, shu asosidagina halol harom yoki muboh qaytadan yangi narsalarda hukm olishi mumkin. Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asli qoidani qo'yib berganlar. Men qaytargandan qaytinglar, qilmagandan qaytinglar emas. Buyurganim qilinglar. Shuning uchun kimki mavludda payg'ambarimizning sunnatlari desa shunda bid'at bo'ladi. Buyurmaganlar. Ammo muboh amal deb bilsa va uni savob umidida qilsa marhamat bo'laveradi. Qur'on musobaqasiga o'xshagan narsa. Men oldimga bir kishi kelgandi 3 yil oldinga. Men shu yerda yurgan o'shunaqa fikri o'zgarib qo'yganlardan kelib, o'zidan o'z mavluddan tushib ketdi. Tushib ketib Qirg'izistonlik ekan, Qirg'izistonga borgandim. Mavlud bid'at desam qabul qilishmadi u bu. Rosa kuyunib, qizarib, bo'zarib gapirdi. Men aytdimki, ta'sir bu siz birinchidan Qirg'izistonga borsangiz yoki O'zbekistonga borsangiz, boshlaydigan da'vatingiz mavlud bo'lmas. Odamlar oldin la ilaha illalloh ma'nosini bilsin. Namozni bilsin. 10% odam namoz o'qmaydi-yu hozir. 90% namoz o'qmayapti-yu. Namozni ayting ularga, ro'zani ayting ularga. Ilm o'qiting, Allohni taniting. Bid'at bo'lsa agar mavlud sal ilmi o'sdi, o'zini kuni qo'yadi. Lekin bid'at emas. Qur'on musobaqasiga o'xshagan narsa. Qur'on musobaqasini sahobalar qilganmi? Qilmagan. Hadis musobaqasi qilganmi? Qilmagan. Bid'atmi? Butun dunyo qilyapti. O'sha mavludni bid'at deydigan mamlakatlar 5-6 ta xolos xarij. Butun dunyo qiladi. Makka va Madinada ham odamlar davlat miqyosida bo'lmasa ham odamlar o'z uylarida qiladi. Ulamolar qilishadi. Davlat miqyosida qilmaydigan 4-5 davlat bor xolos, o'sha islom tashkiloti bor, 56 davlat nomzod. 56 ta davlatda 50 tasi qiladi. 5-6 ta shu xalijdagilar qilmaydi xolos. Mavludni bayram. 50 ta davlat qilyapti. U 5-6 tasi ham davlat miqyosida qilmaydi, odamlar qiladi orasida. Bizni diyor ham xuddi shu qatorda. Ya'ni mavlud qiladiganlar qatori. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavalludlarini nishonlash ma'nosida. As qaytaradigan bo'lsangiz, odamlar undan ko'ra botib yurgan gunohlar bor, shundan qaytaring. O'sha bidat deydigan davlatlar ham Qur'on musobaqasi qiladi.
Kur'an müsabakası sahabalar kılmadan, tabiiller kılmadan. Kim payda bulan? Bidat mı yem? Bidat bu işkene kayda bu işe. Lakin ne demek kılada o şeyler? Kur'an'ın targ'ibiga vesile. Ha bu yem otuşuna kasiretini targ'ibiga vesile. Kim belirler şimdi mümkün mesela? Uyan Kur'an müsabakası yem belirlenedi. Hama memleket her öz tayinlerine bitti ayda kılardı. Kimdir Ramazan'ı terledi, kimdir Recep'i terledi, kimdir bitti ayı terledi. Hamas daim bitti vakitte kılardı. Bitti ayda kılardı daim. Yerli müsabakaların. Bidat mı şu? Polan günü Polan Recep günü ki Polan Ramazan günü Kur'an müsabakası kısa şu yan bidat oladı mı? Belirleşi yan günü. Kıl yaptı o işte bidat, mevlüt bidat değil diyenlere. Bu Mısır'da oturadıyken bir şey, şunlarda bir mezheplerin kettesi var. Mühendis. O şu adamdan soru yaptı. Kur'an müsabakası caiz miyse caiz diye yaptı. Kur'an'a takip oladı, abi abi deyip yapılıyordu. Mevlüt hem şunu yokuşa gelinler sayı uçuşta o mevlüt bidat deyip gitti ki. Kelesini bir kıl nesini yine Engleşke akıl yetme yaptı. Minberge çıkıp alıp hadise açtı bile. Hali böyle gittim ben Kur'an müsabakası bile bir kıl nesini onu koysa bulu orada dedi. Kim ondan başka şey diyip siz dedi. Adamlar bunu din kova geldi. Din kıyamaz hiç kim. Azher'de mevlüt bulu yaptı. Meçit içi de. Biz sihirat kitabı oku yapıyoruz. Taşkarı'da su içi oturup kanca adam. Kirme yaptı. Birer kişi o şu adamlarını kirmegen için dini nakıs diyken yok. Namazda kirmegen olsa dini nakıs diye bilerdik. Mevlüt ki kirmeyken adamım. Kim dini nakıs diye böyle yaptı? Hiç kim. Biz mahallede 50 tane mesela havlu var. İki tane mevlüt kıladı. 48 tane kılmıyordu. İki tane adam, 48 tane adamdan dindar rab olup görünmeydi. Demek hiç kim mevlütü dinde bilmeydi. Adamlar dedi şu mevlüt bir daha dese sizi Vahabi dedi ya mupaldı diyordu. Bu dedim sizlerin o zilerin keserliğiyle bu dedi. Simptom bu. Hiç kim mevlütü dinden demedi. Bu simptom. Hani istemesi açsa karona bugün böyle dediğim. Çünkü o şeyden yöterliyken adam şamarlıyken böyle değil. Çünkü o şeyden sizler mevlütten başlasaylar bir daha deyip bu falan şeyken deyip belli nispetle böyle de halas dinden de bilgen denmez. Böyle salih adam soğuk çıkıp gitti. Demek kaydı şu. En ayet dedi ki uşağı aleyhi Arap eğer bu iş hayırlı bulanda salaflar kıyam bulardı dedi. O salaflar ki din düşken mi? Yok. Din peygamberimiz düşken. Eğer bidiyat bulsa salaflar kıyam bidiyat buluş gerek. Çünkü peygamberimizden keyin vahiy üzülüyen buldu. Şimdi kim nime çıkarsa bidiyat buluş gerek. O din 30 yıl devam etedi nazır buluşu diyen kaydı yok. Yok ki üçte avlat geçe şeriat işlep çıkarılışı mümkün. Değiş mümkün mü? Onda kanı peygamberdi hatimi, hatimun nebiyin bugün. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı hatimun nubuğa peygamberliğini tüketken ahirki peygamber bugün illerin manası kalmaydı. Eğer onların ukuşundayken üçte avlat ham. Kıyan nersesi bizge şeriat upola diyen bu. Salafla kımagen. Salafla kımagen bu sanırım. Peygamberimiz kımagenler diyenini uziyete de eğer kayda kımakçı olsa şunu. Endi o şişiredi. Abu Bakr kumagan, Umar kumagan, Osman kumagan, ulamalar namını sanıp getirdi ki, tabiiller tabi tabiiller. Radıyallahu anhum. Bu halige suni şiriş buladı. Bu hamısı hatabi gibi, adamların ongiye tasir kılış için. Umumen delil bu medyan sefseti. Suni şiriş. Mesela diyelik, mango var mı? Özbekistan'da deyse, Özbekistan'da yok mango. Mısır'da var deyse bulardı. Suni şişiredi. Namangan'da yem yok, Ancan'da yem yok, Khorazm'da yem yok deyip şişiredi Suni. O yüzden kadar eşit onun dünyada yok iken mango diye var adı Ali. Namangan Ancan'ın namını eşit kendine ki. Kota arkul. Bu hemen sefsatı. Bu ahli ilim adamı ağızdan çıkmaydı bu nakı yapılar. Şunu o zaman aklı umumen ilimden usma geldiğini fakat malumatla yapılan bakan adam. Akıl usma gelen ilim bilen. Adi amiyen bu nakı fikirlemeydi o zaman. Lekin o işte sefsetegerler medyaya köp urgu bergeniden adamların aklı hem o işte sefsetelleşip gitken. Şu fikirlerin doğru de böyleydi. Delil de böyleydi. Halbuki ulamalar ittifak yiyen. Terk, kayda olmaydı. Terk, hüküm mü ispat kılmaydı. Peygamberimiz kımagen bozalar kımasını kere diyen kayda çıkmaydı. İlla malum orullarda onun uzun orunu var. Onu müjdeyle ayet edin. Şimdi yine ayet edin ki o adamın davalardan bittesi. Biz dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetli bulsak, tabiiller çeliği, sahabalar çeliği bu muhimiz, ular muhabbetli rakıdı, ular kıma geldi. Kur'an geçiyor, Kur'an geçiyor, biz muhabbetli mi sahabalar mı? Sahabalar. Kıyamun leyl kıma edigen, keçesi hatim kıma edigen sahabı bu gelmez, mutlaka.
Kıyakçası namaz okumaya tahaccüdsüz sahaba tabiim bu gelmez. Tahaccüdsüz sahaba tabiim bu gelmez. Tabi tabiilerimiş. Aldınca avlat, seherde hemen Kur'an okuyan. Bizden minmette muhabbetli bu gelen Kur'an gelen. Peki Kur'an musabakası kıvı gelen. Neme gel? Uşan için. Kere gömü gel. Öz muhabbetli olur. Onlar ki takip kerimez. Onun için Kur'an musabakasına ihtiyacı gelmez. Peygamberimizge yakın buluşken, sünnetke amel kılışken, takipke ihtiyacı gelmez. Hazır Kur'an musabakasına takipke ihtiyaç duyulganı için kıl yapmaz. Hut şuna kadar. Siretke takip kılış ve hakaza tedbirlerge hem hazır ihtiyaç var. Aldın gelip kılma gelmezse, onlar da ihtiyacı gelmez. Hut Kur'an musabakasında hem hut şuna kadar var. Kur'an'a nisbetine. İhtiyacı gelmez. Takip kılışke oza hem Kur'an'a verildiğin bugün. Şimdi hazır ki devirde takipke ihtiyaç var. Çünkü takip için kılınladı. Bitti cihati yani. Ki yine ayetedi ki, şu kaydalardan, raddiyelerden bittiz. O adam birkaç ulamalarını kıma geldiğini sanıyordu. Kılgen ulamalarım var, şunları sanıyordu. Bu toşu devirde. Hop, sahabe tabirler devirde o gelmez. Törünç asırdan ki payda bu gelmeseyem. Kengi vakitteki ulamalar kılışken, o şey ulamalarını etmeydi. O şu vakitte kıma gelen ulamalarını, ya ki targıp kıma gelen ulamalarını sanıyordu. Olas. Bu hem ilmi hıyanet. İbn-i Kesir'in tarihinde geldi ki, birinci olup mevlidini ammabileştirip devlet mukiyasında kılgen Müzeffer Şah bugün. İrbil'ini emiri. Salahuddin Eyyubi'ni küyav. O da kette sarıf kılgen mevlidke. Ebu Dihye mevlid yaz bergeni için mevlid eseri, mevlid o şey tedbirleri vücutke ki yeniden ki adib alimler o şey tedbirlerge atab eser yazıştı başlaşken. O şey eserlerinin namını mevlid deyişken ki. Üçüncü, Berzenci'nin kim? İkdül cevher fî mevlidin nebiyyil ezher. Dib namlan gen. O kaçan bırak kitapla yazış payda olgen. Bunlar edebi janr. İlmiymez. Edebi janr bugün. O şey kaçan ki şunaka mevlid hanlik, mevlid kırışt merasımları payda bugünden ki. Şu merasımlarda okuşun edebi görün üçün Elahide eser yazış janrı payda bugün. O şu janrını bizde mevlid değiller. Bizde Berzenci'nin ki okuladı. Ondan başka hem köp. Yüzden artı mevlidi zikir kılış et. Ebu Dihye yazgende o şu kök boru Müzeffer Şah 1000 dinar hediye bergenek. Mevlid kimini de dedi. Ebu Şam'a bugün o şu vakti katta imam, imamlardan, Şafii ulamalardan. Bütün ulamalarını cemleb mevlid kılarken. 5000'te kurbanlı kılarken, 10000'te tavuk soyarken, 100000'te pişlak, 30000'te halva tarkatırken, 300000 dinar sarıplarken mevlütken, 300000, 20 dinar zekat, 20 dinar zekat nisabı oladı. Hazır günde 300000 dinar, 300000 dinar diyene 1 dinarda 100 dolar hesaplayın. Bitti mevlüt günüge şunca sarıplarken keçesiye. Muzeffer Şah. İbn-i Kesir Rasul'a maktab zikir kıyan, şücaatli adamıdı. Cüde köp esirlerini, kafirlerin koludan kutkargan, abid, taki, alim, cüde köp. Rasul'a maktab bu adam mı? Muzeffer Şah'ını maktagen, cüde. Salih adam bugün, ilimli adam bugün, etrafıda katta ulamalar bugün. Ulamalar bilen bayt hali kılışken, ortaya düşüp uzayam, bayt ayetiyken, bayt daligi hareketlerini biterken uzayam, zavkulan kendim. Yıl boyu sarayda bugün mihmandarçılık kelediği her türlü mihmanlar indi atılıptan. Yıl boyu bugün ziyafetlerge 100 bin sarıplarken bitti mevludun özgü 300 bin sarıplarken. 5 dina, 5 dirhamlik kim, köylek yerken olsun. Padişah. 5 dirham. Kâma kalem bilmedim şu vakti hemen kiyen olsa kere onunla yazsını. Üçünce sarıp kıladı o 5 dirhamlik köylek yer dedi. Şimdi zahid adam bugün. O bu kabu ulamalar köp bugün o şu vakitte padişahlar kıyan, ulamalar şunu kıyan, tasdikleyen. O bunu hatta İbn-i Kesir maktab geldi diyen, yamallabmez. Bu narsalarına etmeydi. Bu aslı o şu mevlüt ki alergiyası bu adamlarda bu arada halas. Yine o kuşun nümelerden bittesi, dalillerden bittesi hali adam mı? Al-yawma akmaltu lakum degen payette, Allah Teala bugün sizlerge dinlerini mükemmel kıbeyim diyen payette mevlüt yok idi deydi. Taravih var mıydı?
Yok. Kur'an müsabakası var mıydı? Yok. Taravihini 20 hareketliği var mıydı? Yok. Onda ulanan bir de. Bu dinin nümeligini bilmeyen cahillik et. El yevme ekmeltu lekum dinekumden murad. Hemen cüziyatı et bir dinmez. Dinini din sıfatı da sizlerce mükemmel bayan kıldım. Şundan olasılar hayatı ileride koyan kaidelerini. Hemen azan et bir iş şartmez şeriat. Dinin, şeriatinin, risaletinin vazifesini bilmeyen adam mı yap bu? Birinciden. İkinciden hiç kim mevlütü dinden diyekeni yok. Yukarıda etkenimizde. Kim sünnet ya vacib diyepti? Hiç kim. Mahallenizi karayım. Cemaatke çıkmayan adamı dininde nakıslık köresi. Ama mevlüt kılmayan adamımız. Demek dinden diye bilmeyip hatta amiyem. Şu amı çelik aklı yok. Mevlüt hakkı düşüncesi yok. Elyom ekmentu lekum mükeltir edildi. Din mükemmel kılıngen payette mevlüt yok. Taravih var mı? Taravih mi yok? Kur'an müsabakası yok. Yine hoşnaka bir mezak eplerden adam bir nesige hava bilen, nefs bilen irgesek ilim bilenmez, akıl bilenmez. Elbette hata kılın. Bu hoşu ben kılamendi gelirim. İlim bilen, akıl çıkayı koyup hava gitken. Yani ne olsayım karşısı olup koyan, kalbi de karşılık payda olup koyan, kellesi kirip koyan. Şunu akıl yemen de burun et. Hava elbette insan nedeştirildi. Hoşu adam diyem, o şey Arap diyem. Katta davetçi ulardı o. Katta Osman Güterler diyen doktor. O şey adam mı? Hem hava adaştırgen. Tepedekilere hamısı ne ilim ne akıl tarazı gibi düşmeyedigen deliller bulsa. Ahirgisi hamısı ne aşıp düşken. O gözlerini katta katta kılıp vahime bilen yapardı ki 12. Rabiul Evvel'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tuğruyan günü kılışadı. Ama tevellüdleri 12. bugünü anıgmaz. İhtilap var. Ama 12. günü vefat etkileri icma, bil icma, bil ittifak de 3 ümmette takitleyen. 3 ümmette kaydırgen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatları 12. Rabiul Evvel bugünü anık. Vefatları anık. Ama tevellüdleri 12. bugünü anıgmaz. Demek bu günü bayram kılıyorlar, vefatlarını bayram kılıyorken bu kolu yaptı. Dedi. Bu halde iki tane ağzını alışıp kalsa demek ki süpürgün doğru kopu edin deyip talaş ediyor. O yüzden kadar seviyeye düşüş bu. Birinciden o adamın dava icmağı, o yüzden başı taifelerde geplerde icma, ulamalar bir ittifak etken diyen gepler köp keledi. İttifak olmayan geplerini ayet edi oza aslı. Lekin ozunun fikrini icma deyip gösterdi. Halbuki ihtilaflı oladı. O da köp. Cümleden şu yerde. Ayet edi ki 12. Rabiul Evvel'de vefatları anık, tevellüdleri anıkmaz. Halbuki tarihçiler biledi, vefatları hakkında ihtilaf, tevellüdleri kabi ihtilaf. Tevellüdlerde kan ihtilaf olsa, vefatlarda hem şunun ihtilaf var. Iraki özünü alfiyesinde etken, vefatuhum imma bi thani aşri ev mustahel imma bi thani şehri اَوْ مُسْتَهَلِّنْ اَوْ بِثَانِي عَشْرِي diyen. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatları ya Rabiul Evvel'in ikinci günü. بِثَانِي شَهْرِي اَوْ مُسْتَهَلِّنْ ya ki birinci. اَوْ بِثَانِي عَشْرِي ya ki on ikinci. Üçte kabul buldun mu? Vefatlar hakkıdır. هَذَا الَّذِي اَوْرَدَهُ الْجُمْهُورُ لَكِنْ عَلَيْهِ نَظَرٌ كَبِيرٌ لَكِنْ Cumhur etken mi? Gap bana şu 12. Rabiul Evvel. Cumhur etken. Lekin bunda küçülü mülahaza var dedi. 12. Rabiul Evvel de işte. Nemege? Nemege de sayet ettiler ki لِأَنَّ وَقْفَةَ الْوَدَاعِ الْجُمْعَ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ ف۪يهِ مَعَ Çünkü Haccatul Vada'da o şey ile bugün Haccatul Vada. Haccatul Vada'da Arafa günü Cuma bugün. O şey Cuma böyle diyen olsa o bir ittifak, icma, hakikaten icma kılınca mutavatir indi. 100 000 adam bir yol gen. Arafa cuma ola diyen bosa, o 9. Zülhicce ola diyen bosa, hesaplab kesiz, vafatları ham düşenbeli genik, bir ittifak. Vafatları ham düşenbeli genik, Haccatul Vada cümeli genik. Haccatul Vada'dan sanat kesiz, Zülhicce'den ki Muharrem sefer mi? Aylarını 30 kılı bahsedem. 29 kıl basıdım. 29-30 kıl basıdım. Rabiul Evvel'de 12'si düşemeye doğru kemiydi.
Demek 12. diyen gap meşhurligi bilen cumhurdi gapiga aylangan hisoblanmaz. O gap rivoyat sifatida tan mashhur bo'lib ketgan. Ammo hisobga to'g'ri kelmaydi. Chunki iroqiy lekin alayhi nazarun katta mulohaza bor. Chunki Hajjatul Vado juma bo'ladigan bo'lsa 12. Rabiul avval dushanba bo'lishi mumkin emas hech qanaqasiga. Demek 12. diyen gap icma emas. Birinchi ixtilofli, ikkinchi zayıf. Cumhurdi gapi bo'lsa haqli o'g'irmaydi doim. Mana shu o'tirganlarning orasida hozir bitta fikr aytadigan bo'lsak, 30 kişi bitta fikr aytib, 31-chi odam boshqa fikr aytib, o'sha haq bo'lishi mumkin. 30 kişi adashishi mumkin. Ko'pchilik to'g'ri chiqadi degan gap doim to'g'ri kelavermaydi. Ehtimol u. Katta ehtimol. Lekin doim degani emas. Xuddi shuningdek mazhablarda ham 3ta imom falon gap aytdi, 1ta imom bu gapni aytdi, 3tani olamiz deyishlik bu matematik hisob bilan qilish xato bo'ladi. O'sha bitta odam haq bo'lishi mumkin, uchovsi adashgan bo'lishi mumkin. Ijtihod mumkin. Hazrat Umarga bir qancha sahobalarning ijtihodi to'g'ri kelmaydi. Hazrat Umarniki to'g'ri chiqadi. Vaqila dedi keyin iroqiy. Bal fi thamin bil jazmi hada allazi va huwa allazi sahahu Ibn Hazm dedi. Endi bir qavlda 8 deyilgan. Qarang, 1-chi, 2-chi, 12-chi, 8-chi. 4ta qavl bor ekan, 4ta gap bor ekan. Vafot alaqida. Ibn Hazm mash 8-chi degan to'g'ri degan ekan. Demak 12-chiga 12-chi kun Rabiul avval vafotlari kuni bo'ladi degan gap ijmo degan gap yolg'on. Yo ilmiy xiyonat yoki o'ta johillik. Ikkalasidan 3-chi variant yo'q. O'sha gapirayotgan odamning johilligi shu masalada yoki xoinligi. Birinchidan ixtilof bor. Ikkinchidan kim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mavludlari degan paytida o'limlarini eslayapti hech kim. Mavlud asarlarini qarang, birortasida vafotlarini zikri bormi? Yo'q. Mahalli qiyom bor. Qayda turadi? Tug'ildilar degan joyda turishadi. Tug'ilgan kunlarini tug'ilgan kun deb, mavlid deb atab, vafot deb, vafot kuni deyarkini, tug'ilgan kuni deb atasa-yu. Yana uni o'limlarini bayram qilyapsan, sen payg'ambarimizni yomon ko'rasan desa qana gap bo'ladi? Og'zini gap bo'ladi. U ozgina ilmi bor, ozgina aqli bor odam aytmaydi bu gapni. Men hayron qolaman shu odamlarni minbarga chiqarib eshitib o'tirishganiga. Mana shu darajadagi aqli past odamlarni eshitib o'tirishganiga men hayron qolaman. Yoki odam boshqa o'rinda aqlli bo'lishi mumkin, lekin shu masalada shu darajada havodan bu. Inson nafs havosiga ergashsa shunaqa bo'ladi. Endi mabodo deylik joiz emas degan ulamolar bo'ldi ham deylik, Imom Shotibiy bidat deganlar masalan. Boram deylik. Xo'p, ixtilofli masala ekan deyiladi. Oxirgi gap shu. Kimdir joiz degan ekan, kimdir joiz emas degan ekan. Ixtilofli masalada qoida nima? Kim qaysi olimga ergashsa, ergashaveradi, ikkinchisini ta'na qilmaydi. Mavlud kimman deganga, "Kel o'tirasan mana shu yerda, sen mavludni biz bilan" deb majburlamaysiz. Qilayotganga qilmayam demaysiz. Mabodo ikkinchi bosqichga o'tadigan bo'linsa, agar bu masalada, ya'ni ixtilofli degan farazni olsak ham, asl ixtilof boshida bo'lgan hozir yo'qib ketgan. Chunki radiya tekalar faqat mana shunaqa gaplar. Joiz emas deydiganlarning gap. Ixtilofli masalalarda kim qaysi olim gapini asos olib ketaversin, ikkinchisiga ta'na qilmasin. Mavlud qilayotganlar qilaversin, bayram qilaversin. Qilmayotganlar qilmasdan ketaversin. Modam ixtilofli ekan. Bu kunni, bu ayyomlarni bayram kayfiyatiga o'tkazish kerak, tortishuv kayfiyatiga emas. Bilmadim qaysi guruh o'sha ayollarning guruhi, shunda shunaqangi gaplar bo'lgan. Bular hammasi safsatadan iborat shariy dalilga asos emas. Birorta shariy dalili yo'q. Endi so'rasangizki, agar salovat aytish mumkinmi? Ha, savobli amal. O'sha joiz emas degan odamdan. Sirat payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam siratlarini aytish, u kishi haqida bir baytxonlik qilib maqtash o'tirish joizmi? Joiz. Savobli amal. Xo'p, o'sha ishni bir kishi, har bir kishi yakka-yakka qilish kerakmi? To'planib qilsa ham bo'laveradimi? To'planib qilsa yaxshi bo'ladi. To'planish uchun muayyan bir vaqt kelishi kerak. Bo'lmasa to'plan bo'lmaydi. Juma kuni palon vaqtda ko'rishamiz deb oldindan aytasiz, keyin o'sha vaqtga keladi. To'satdan kelib kelinglar desiz, biroq kelmaydi. Demak, vaqt tayin qilish, vaqt tayin qilish ham mumkin. To'planib salovat aytish mumkin, sirat o'qish mumkin. Vaqt tayin qilish mumkin, ha, tayin qilish ham mumkin. O'sha vaqt Rabiul avval bo'lsa mumkin, yo'q, mumkin emas deydi shuda. Nimaga mumkin emas? Qani dalil?
şu kadar geçe mümkün. Biz peygamberimize her gün örgütümüz gerek. Her gün örgüt yapıyoruz. Kim ayette örgüt yapıyoruz? Medreselerde, yani Mısır'da İdadiye'den başta bu kutat. Yani 12 yaştan başta bu kutat siret. Mektepte kutat, imtihan kılat. Hop imtihan kılıyordu. Her gün siret okuyordu. Her gün namazda 5 mehal salavat etti yaptı. Peygamberimiz yesine yaptı. Bu da yani, birer gün toplanıp kısa olmayı dedi yani mi? Ya birer gün toplanıp, o işte yani, mevlut keçesini kılıçsa, başka vakit esneme yaptı yani mi yok? Birbirine ziddiyet yok. Cemaavi tarzda toplanış için, hususen ümmet miqyası da, halk miqyası da tedbir kılış için elbette o her gün buradan gelmezsemez. Malum müddette buluş gerek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ister ki kaç gün münasip bırak. Vahikeyen günü mü? Hicret günü mü? Tevallüd günleri mi? Tevallüd günleri. Çünkü tevallüdleri nimetinin başlanışı olmuş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam uzları hem düşenbe roza tutarlar. Tuğulgen günü çünkü tutamayın diyorlar. Hop sizden tutayım düşenbe dedi. Hop tutamayız mı düşenbeye? Lekin bundan ne hep çıkadı? Tuğulgen küllerini esleş mümkünlüğü hep çıkadı roza tutuştan taşkarı. Onu kan de esleş, roza bilen mi, yani ki başka tedbir bilen mi o, mümkün buladı. Şunun dedi ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّمِ اللّٰهِ diyen kavminge Allah'ın küllerini esled diyen, Allah'ın küllerini mi? Allah'ın külleri diyen de bir ümmetke Allah Teala bergen musibet, yani ki musibetten kutkarış, nimet bergen küllerini, ayyamullah Allah'ın külleri değil. Firavundan kutulayan küllerini şunun için bayram kılışken arşı uğradı roza tut. Ne için? O şu Musa Aleyhisselam musibetten kutkarılgen künizi eslen degen için. Allah şunu buyurgen için. Çünkü Aşura'nı Yahudiler bayram kılıyor. Demek Allah Teala'nı ben ümmetke, insaniyetke, Müslüman ümmetine bergen nimetini, nimet bergen gününü zikir kılışam, asli Kur'an-ı Kerim'ni taleplerden. O şey nimet verilgen gün, o kişinin tevallüdleri. Ana şu noktaya nazardan ham, bu narsalar caiz boladı. En ahirge etkenimiz, buluşu mümkün, ihtilaflı. O şey de her kim özünü bilgenini kıladı. Özü ergeşke ulamanı etkenini kıladı. Biri ikincisiye talakı mıydı? Düşünelim. Hop. Şimdi kitap kötemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve alihi ve sahbihi. Kazi İyaz ayetediler ki şifa kitaplarında senet bilen rivayet kılıp Abdullah ibn Yasar Huzeyfe raziyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki birer teniz ma şa'a Allahu ve şa'a fulan. Bir kişi Peygamberimiz Aleyhisselam'a ma şa'a Allahu ve şi'te degen. Degende bu gap etkenler. Birer teniz Allah haklese ve falancı haklese deyip etmesin. Yani falan iş tıklamen ya ki falan iş buladı. Yoki falan narsa bo'lsin, yoki bo'ladi. Alloh xohlasa, mashalloh. Deb turib, Alloh xohlasa va falon ish xohlasa deb aytmas. Balki Alloh xohlasa, keyin falon ish xohlasa deb aytsin. Shuning uchun hatto aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Alloh taoloning xohishi bilan o'zlarining xohishlarini teng ko'rib ishlatishini adab yüzesinden kaytardılar. Yani siz ve Allah ve siz haleseniz dese Allah Subhanahu ve Taala'nın hakış bilen o kişinin hakışlarını ten koyan kalır. Yani o da gelin demedi yani. Allah haklamayı kasayan bu muydu? Siz haklamayı kasayan bu muydu? Yani Allah haklasayı siz haklamasayan bu muydu? Siz haklasayız o Allah haklamasayan bu muydu diye kalır. Göyen ki. İki hakşını teyin kursa. Çünkü mesela siz ki ata anam hop dese baraman. Ata anam istese baraman derske desiz. Ata anam istese derske baraman desiz. Atez istemeye kasayan baralmiz. Anez istemeye kasayan baralmiz. İki lesiyem teyin istegende kim baras. Bu yerde meşe Allahu ve şe'e fulende şünge okşagen mana çıkıp kaladı. Maşa Allahu ve şeyte degen. Doz aslında Peygamberimiz ixtiyar kılatken adam, etken adam. Şunda Resulullah, bunda demekin, thumma deyip etken. Hatta beyt yaptılar şunge. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam adabge çakırdılar.
iştirak ne yani şeriklik ne ifade kıladığın vav ne ve ne işletmezden bağlağı çıspeti de. Thumme ne işletsin. Thumme ne mege delalet kıladı? Linnesaki ve tarahi. Nesak degen tertip. Tertip yani. Palağından ki pistan. Mesela men geldim, keyin Ahmet geldi desiz. Keliş hadisesiz. Ahmet de sizden keyin sadırı gendi bildirdi. Şimdi nesak degeni tertip. Yani mesela men ve Ahmet geldik desiz. Men kirdim ve Ahmet kirdi üge desiz. Ahmet birinci kirgen buluşu mümkün. Siz birinci kirgen buluşu da mümkün. Ve ne işletse eğer. Ama sümmen işletse şey. Sümmen işletse elbette men keyin Ahmet kirdi desiz. Ahmet aldın kirgen buluşu mümkün mes. Elbette tertipte siz birinci türez. Kirişte keyin Ahmet türedi. Şimdi tarahi diyen ne diyen? Arada müddet ötüp, arada sümmenin tertibi ya zamanen bolad ya rütbeten bolad. Rütbeten degeni mekamda keyin. Zamanen degeni müddette keyin. Tarahi degeni arada o şey ya zamani ya rütbi mesafe var degeni. Tarahi de murat ne mi? Mesafe var ortada. Men, mesela Arap türede, bizde ifadeleş, kanak oladı bilmedim azı. Dekhala Zeydun fe amrun desiz. Zeyd kirdi, keyin amr kirdi, Zeyd'den keyinle degen bulas. Fe desiz. Dekhala Zeydun ve amrun desiz. Zeyd kirdi ve amr kirdi buladı. Kelesi kaysa biri aldın kirgen, kaysa biri keyin kirgen, orası da müddet ötken bir farkı yok. Hemen size kirişti ki yavuz şey diyorken bulsa bu oldu. Kiriş fiili de. Ama dekhala amrun, dekhala Zeydun, thumme Amrun dese Zeyd kirdi, keyin Amr kirdi degen boladı. Zeyd'den keyin Amr'ın kirişi geçe yani başka kiriş müddeti ötken boladı. Şunda thumma işleydi. Düşünürlüğü mü? Eğer başka kiriş müddeti ötmegen bolsa, keçiden lekirgen bolsa orada hiç kim sığmazdan. Onda fe işleydi. Çünkü mesela tezevvacet Fatimetu. Fatime eriye tekdi mesela. Fevaledet. Gulemen. Ve bitu oğul tuğdu. De fe. Kaçan işleydi fe. Tezevvecet Fatimetu. Ve veledet gulemen. Tezevvecet Fatimetu. Fevaledet gulemen. Tezevvecet Fatimetu. Thumme veledet gulemen. Ne mi farkı var? Ve fe thumme. Eğer Fatıma erge tekkenden ki bitti hamilenin müddeti ötü bile tuksa başka müddet koşulmazdan. Fe işleydi. Tezevvecet Fatimetu fe valedet dese 9 ayda tuğdu diyen bu lan. Aile kurgenden ki 9 ayda ile tevellüt tap. Thumme dese ondan köp müddet ötken bu lan. Eğer türmüş kurup 9 aydan köpte ya ki bitti hamilenin köp müddet ötse tuğuluşuya, bala kuruşuya thumma işleydi. Bitti, hamileden küp müddet ütmese, hamile müddeti yine ütse, fe işleydi. Şimdi ve kaçan işleydi? Ve ungem ungem işleydi. Arada 100 yıl ötken buluşuya mümkün. 1 yıl ötken buluşuya mümkün. Ve de farkı yok. Demek ve'ni ve iştirakını, iştirakını bildirdi, şerilikini ama tertibini ve müddetini bildirmeydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri, meşiyetleri, yani Allah'ın hakışı bilen ve bilen ilgeçtirilse, ikele hakışını tenk örgü yapıp kalır. Çünkü kaytardılar ki yok. Allah haklısı keyin siz haklısıyız. Rütbede beni keyinge koygun. Beni hakışımı Allah'ın hakışından keyinge koygun deyip ettiler. Bu adab yüzdesinden bulundu. Bu ne için yaptı bu yapı? Tepedeki ve atiyullah ve Resul'de Allah ve Resul'e ergeşin, itaat kılın degen